Bayram öncesinde Afrika'da kaçırılan Türk gemicilerden mutlu haber geldi. Nijerya açıklarında kaçırılan Türk gemiciler serbest bırakıldı. Nijerya'nın Gine Körfezi açıklarında 13 Temmuz akşamı silahlı kişiler tarafından kaçırılan 10 Türk gemici serbest bırakıldı. Kurtarılan gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 10 gemicinin bayramın birinci günü Türkiye'de olacakları öğrenildi. Nijerya açıklarında silahlı kişiler 18 Türk'ün bulunduğu Türkiye bandıralı Paksoy I kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı. Şimdi serbest bırakılan rehinelerin hem sağlık durumunu öğreneceğiz. Ne zaman Türkiye'ye gelecekler? İşte olay nasıl gerçekleşti? Korsanlarla ilgili durum nedir onu öğreneceğiz. Gökhan Kavak, Anadolu Ajansı Nijerya muhabiriyle canlı yayında görüşeceğiz. Gökhan Bey, iyi geceler. Hoş geldiniz moderatör geceye. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi geceler. Sağ olun efendim. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Gemicilerin sağlık durumu nasıl? Serbest bırakılanların ne zaman Türkiye'ye gelecekler? Biraz ondan bahseder misiniz? Son durumla ilgili önce bilgiyi alabilir miyiz? Evet, yaklaşık bir ay önce 10 Türk mürettebatımız Gine Körfezi açıklarında kaçırılmıştı. Ve bugün güzel haberleri aldık. Sağ salim bir şekilde kurtarıldılar. Sağlık durumları iyi. Ya benim kulaklığım sürekli... Herhangi bir problemleri yok. Buyurun devam edin Gökhan Bey lütfen. Evet, yine Körfez açıklarında kaçırılan 10 Türk mürettebatımızın sağlık durumları iyi. 1-2 gün içerisinde Türkiye'ye dönmelerini bekliyoruz. Şu anda Nijerya'nın güneyinde kurtarıldıkları bölgede güvenlik güçleri tarafından güvenli bir şekilde korunuyorlar. O bölgenin güvenlik sorunları nedeniyle süreç hassasiyetle yürütülüyor. Türk makamları ve Nijerya makamları bu süreçte yakın bir şekilde çalışıyorlar ve vatandaşlarımızı sağ salim bir şekilde Türkiye'ye dönmeleri için çalışıyorlar. Şimdi bu korsanlarla ilgili olarak, yani onlarla ilgili olarak herhangi bir bilgi var mı? Yakalanmalarıyla ilgili bir şey var mı? Yok, herhangi bir bilgi yok bu konuda. Yalnız şunu belirtmek gerekir. Gine Körfezi korsan saldırılarıyla bilinen bir bölge. Dünyada da Libya'dan sonra en fazla saldırı, insan kaçakçılığına yönelik saldırı, fidye için saldırı Nijerya'da oluyor. Ve birçok gemiye de Gine Körfezi'nde saldırı düzenleniyor. Bizim Türk bandıralı gemi de bunlardan birisiydi sadece. Peki Gökhan Bey, şimdi bu Nijerya'da siz de belirttiniz, yani bölge olarak bu tür korsan eylemlerin fazla olduğu bir bölge dediniz. Bununla ilgili olarak orada, hani bu olayların gerçekleşmemesi için siz en azından orada bulunduğunuz için daha fazla konuya hakimsiniz. Bu gibi olayların yaşanmaması için alınan önlemlerin bir yetersizliği mi söz konusu? Mesela siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu korsan eylemler neden bu kadar fazla oluyor orada? Şöyle söyleyelim, sadece Nijerya korsan saldırılarıyla mücadele etmiyor. Aynı zamanda kendi toprakları içerisinde bulunan küçük silahlı çeteler ve ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütleriyle de mücadele ediyor. Aslında bu terör örgütlerinin oluşturduğu kaostan bu küçük silahlı çeteler besleniyor, hı hı, ya da korsanlar besleniyor. Tabii hükümet buna yönelik çalışmalar yürütüyor, ancak yetersiz kalıyor şu ana kadar bu çalışmalar. Ya evet, anladığım kadarıyla o biraz imkansızlıklardan, uğraşılan başka mevzulardan dolayı da diyorsunuz. Peki Gökhan Bey, bir de şunu sormak istiyorum. Tekrardan oraya dönmek istiyorum. Serbest bırakılan denizcilerle ilgili olarak bayramın birinci günü demiştiniz sanıyorum, değil mi? Türkiye'de olacaklar. Bayramın birinci günü. Yok, herhangi bir açıklama yok bununla alakalı. Açıklama yok. Birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönebilirler. Ha, birkaç gün içerisinde, evet, biz haberde bayramın, evet, birinci günü. Siz veya sizin dışınızda bir yetkili
serbest bırakılan gemicilerle hiç temasınız oldu mu? Yani herhangi biriyle veya birkaçıyla sohbet imkanınız oldu mu? Biraz bahsedebilir misiniz neler yaşandığına dair? Söylediler mi size bir şeyler? Şöyle söyleyelim, kaçırılan 10 mürettebatımızın can güvenliği nedeniyle, konunun hassasiyeti nedeniyle aslında çok fazla bu konuyla alakalı kamuoyuna bir şeyler paylaşılmıyor. Ancak Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği nezdinde çok dikkatli bir şekilde süreç yürütülüyor. Yetkili makamlar kurtarılan vatandaşlarımızla görüştüler aslında. Sağlık durumları iyi. Aslında bilgiyi de bu şekilde doğrulayabiliriz. Sağlık durumları iyi. Bir kez daha altını çizelim. Serbest bırakılan 10 Türk gemici Büyükelçilik'te. Doğru mudur Gökhan Bey? Büyükelçilik'te değil şu anda. Ama güvenli bir yerde. Sadece evet, evet, güvenli bir yerde şu anda. Güvenli bir yerde, sağlık durumları iyi. Muhtemeldir ki Büyükelçiliğe gidecekler, değil mi? Yani orada bulunacaklar. Ya. Öyle olması bekleniyor, evet. Ha, öyle olması bekleniyor ki sonrasında da Türkiye'ye geliş işlemleri başlayacak. Ki orada muhtemel bir muhtemel işte bazı güvenlik nedeniyle sorular sorulacak, alınması gereken bilgiler vardır muhtemelen. Ama en azından izleyicilerimizin, belki aileleri de izliyorlar, takip ediyorlardır. Onların sağlık durumunun iyi olduğunu, güvenli bir yerde olduklarını, Büyükelçiliğe gideceklerini söyleyebiliyoruz. Herhalde anladığım kadarıyla siz de güvenlik sebebiyle pek işte onların orada neler yaşandığı ile ilgili belki bildiğiniz şeyler vardır ama onları şu an canlı yayında söylemiyor olabilirsiniz. Son olarak şunu ben ekleyeyim. Malumunuz 2 hafta önce de 4 Türk işçimiz ülkenin Kıvara eyaletinde kurtarılmıştı. İşçilerimiz sağ salim bir şekilde özgürlüğüne kavuştu. Aynı şekilde bu 10 Türk mürettebatımız da yakın bir zamanda Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Peki. Gökhan Bey, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bu bilgiler için. Çok çok sağ olun. Anadolu Ajansı Nijerya